Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten. Merhaba. Merhaba Hülya Hanım. Hoş geldiniz. Vallahi Zeynep Hanım, siz bize anlatın bunlar ne demek? Yani biraz böyle anlamaya çalışıyoruz. Merkez Bankası'ndan TL mevduata adımı. Yani bu iyi bir şey, tamam. Döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verilebilecek olması. Bu ne anlama geliyor mesela? Şimdi toptan olarak baktığımız zaman, yani Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamayı da göz önüne aldığımızda, biz artık o 2021 yılından itibaren uygulanan heterodoks politikadan tamamıyla vazgeçtiğimizi ve bu konuda çok kararlı adımlarla ilerlediğimizi gösteriyoruz, destekliyor. Yani Sayın Gaye Erkan'ın ve Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar. Bu açıklamalar hem inandırıcılığı ve hitabetiyle birlikte bizim bekleyişlerimizi kırmak üzere, ama bunun yanında aynı zamanda atılan adımlarda rasyonel olarak bu normal ortodoks politikalara geri döndüğümüzde, enflasyonla mücadele ve liralaşma stratejisine doğru adım attığımız göstergesi. Şimdi baktığımız zaman bu en son alınan kararlarla birlikte KKM kararları, yani bir çıkış stratejisini oluşturma aşamasında bugün açıklanan kararlar önemli. KKM'ye geçiş döneminde en yüksek noktaya geldiğimiz nokta Ağustos 2023'te milyar dolara yakın dövize endeksli TL mevduat vardı. Dövize endeksli. Bir daha tekrarlar mısınız? Yani KKM'nin içeriği, toplam mevduatı 140 milyar dolara ulaşmıştı Ağustos ayında. Bu ne demek? Ben TL mevduata çok fazla güvenmiyorum. Aradaki döviz artışından da yararlanabilecek bir şekilde KKM'ye paramı yatırıyorum. Şimdi buradaki KKM'deki içeriye baktığımız zaman da Hülya Hanım, bunun dörtte biri TL mevduatları KKM'ye dönüştürmüştü. Dörtte üçü de elinde döviz tutan insanların, döviz mevduatı olan insanların KKM'ye inanıp güvenip yatırım yaptığını görüyoruz. Şimdi yeni bir adım var, değil mi? Yeni bir adım var. Yani yeni bir şey var. İşte güven tesis etme diyelim buna, değil mi? Yani mesela TL'nin öneminin artırılması, mücadele dönemi diyelim. Mücadele dönemi ve yeni bir politika tavrı diyelim. Bunu siz daha iyi adlandırırsınız. Bu yeni dönem içinde mesela Pınar editörüm yazmış, şu anda KKM'de ne kadar para var? İşte mesela siz, o bir de çıkış meselesi var. Yani bu adımlarla ne kadar çıkış oldu? Nasıl oldu? Bir de isterseniz bunu konuşalım. 30 Kasım 2023 itibariyle bankalarda mevcut olan altınlar, mesela dolarlar, euro, İngiliz sterlin cinsinden mevduatları düşünün. Yani katılım fonu hesaplarının, bunlar TL'ye çevrilebilecek. Bu önemli bir adım. Bu adıma giderken işte burada ne kadar ne olur, onu biraz isterseniz anlatın. Şimdi biraz evvel söylediğim üzere çıkış oldu. 4'ü 3'ü dövizden geliyordu ve ne yazık ki bu dövizden çıkışı, yani KKM 140 milyar dolardan şu anda 90 milyar dolara kadar geriledi. Yani önemli bir çıkış yaşandı KKM'den. Şu anda bu çıkışı güçlendirmek için özellikle dövizden dönen yatırımcının KKM çıkışı hala istenilen noktada değil. Bunu arttırmak için dövizden dönenlere ilişkin olarak faiz oranı aşağı doğru çekiliyor. İstenilen nokta ya, ne? Tamamıyla KKM'nin bitirilmesi. Yani tamamıyla sıfırlanmak isteniyor. Yani artık bu bir yük çünkü. Hülya Hanım, hazinenin üzerinde bir yük. Hazine çünkü dövizde artış hala sürüyor. Kısmi olsa da sürüyor. Ve hatırlayalım lütfen, 2021 Aralık ayında çok yükselen dolar kuru KKM'nin çıkışıyla birlikte 18'den yaklaşık 13'lere kadar gerilemişti. Fakat gene de şu anda geldiğimiz noktada 29 liraya yakın bir dolar kuru var. Dolayısıyla bu aradaki farkı daha önce Merkez Bankası da üstleniyordu. Tabii. Fakat Merkez Bankası'nın para basması sonucu enflasyon da artmasıyla hazineye yüklendi. Bundan kurtulmak istiyoruz. Şimdi buradan çıkacak olan, çıkması hızlandırılacak olan TL acaba nereye doğru gidecek? Şimdi buradan çıkacak olan TL
dövize doğru giderse, 90 milyar dolarlık bakın bir KKM'den bahsediyoruz, dövizden dönen. Bu TL'si yani KKM'den çıktığında dövize doğru koşmaya başlarsa döviz fiyatında hızlı bir artışı getireceği için bu da istenmiyor. Buna bağlı olarak da yeni bir takım kararlarla birlikte dövize altına endeksli mevduatların da TL'ye çevrildiğinde yüksek bir faiz getirisi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz şu anda alınan her türlü kararla ekonomi yönetimi olarak diyoruz ki, yani diyorlar ki daha doğrusu, lütfen TL'ye doğru geçin. Bakın mevduat faizini arttırdık. Yani politika faizi %40'a yaklaştı. Buna bağlı olarak mevduat faizi arttı. Eğer KKM'de kalırsanız çok düşük faiz alacaksınız. Dövizde kalırsanız zaten faiziniz çok çok düşük, yok sayıların yanında. Onun için bunları TL'ye dönüştürülür. Ve burada zaten Sayın Erkan'ın da yaptığı açıklamada, İSO'da yaptığı açıklamada, son derece önemliydi bu açıklama. Dedi ki liralaşma stratejisi gerçekten çok önemli. Önemli. Ve olumlu gidiyor dedi. Yani bu strateji. Daha farklı stratejiler de gelir mi bilmiyorum ama yönetmenim diyor ki Zeynep Hocam son bir dakika ne olur bize şunu söyleyin. Döviz, altın, dolar, euro seyir ne olur? Zaten zirvede. Yeni zirve görür mü böyle sona doğru, yıl sonuna doğru? Böyle bir dakikada bir onu yorumlayın isterim ben rica etsem. Buyurun. Evet görecek. Neden görecek? Çünkü dünyada altın ons fiyatı yükseliyor. Fed'in faiz indirimleri beklentisiyle bağlı olarak bunun Türkiye'ye yansıması tabii ki var ama aynı zamanda işte bu KKM'den çıkan insanların da veya farklı yatırımcıların da yatırım yerleri aramasında altına yükselişi, küresel yükselişi, hı, ülkedeki yükselişini de tetikliyor. Diğer taraftan dövize ilişkin olarak da yıl sonu beklentisi 30 liraya yakın. 29.9 lira falan olacak gibi bir şey. Şu anda 29'a yakınız, 30'a doğru çıkacak. Orada da bir yükselme bekliyoruz. Yani sene sonuna yaklaşırken bugün zaten gördüğümüz şey hem altının gram fiyatı hem borsa hem döviz hepsi yükselme içinde. Yani yatırımcılar bir yön arayışı içinde ama altındaki yükselme devam edecek. Peki. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Zeynep Ökten, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.